üzerinde çalışmamız gereken benlikler konusunda konuşuyorduk. Zaman zaman şu hatırlatmayı yapmaya çalışıyorum, özellikle bu konular konuşulunca. Özellikle bizim en büyük handikapımız, en büyük tuzağımız, içimizde ortaya çıkan her düşünceye, her duyguya, her davranışa ben diyoruz. Bu benim düşüncem, benim davranışım, benim içimden gelen duygu, içimden gelen his, içimden böyle geliyor, kendimi böyle hissediyorum gibi bütün düşünce, duygu ve davranış kalıplarını kendimiz olarak tanımlıyoruz. Bunu yaptığımız anda bu hani bir canlının bir kapana kısılması gibidir. Bunu dediğimiz anda aslında çalışamayız. Yani kendimiz üzerinde, o benlik üzerinde çalışamayız. Neden? Çünkü ona ben diyorum. Peki o zaman ben oysam onun üzerinde kim çalışacak? Onu kim gözlemleyecek? Onu kim analiz edecek? Onunla kim ayrışacak? O zaman bir şey kalmamış olur. Dolayısıyla insanoğlunun en büyük tuzağı aslında budur. Ve biz bunun üzerinde hiç düşündürülmemişiz. O yüzden hep ben sorarım. Mesela işte ben böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum diye konuşan bir arkadaşımı dinledikten sonra bunu kim düşünüyor? Bunu kim böyle yapmak istiyor? Kim kendini değersiz hissediyor? Kim kendini beceriksiz hissediyor? Kim bu kadar suçlayıcı konuşuyor? Kim bu kadar rahatsız? Şeklinde sorular sorarak aslında orada psikolojik bünyemizde ortaya çıkan bir düşünceyi, bir duyguyu, bir davranışı görmemiz gerektiğini hatırlatırım aslında orada. Maksadımız budur. Bu da aslında ben de dahil hepimizin yapmaya çalışması gereken ve ancak buradan başlandığında yol alınabilecek bir durumdur. Eğer bunu yapmazsak hani futbol terimiyle 3-0 yenik başlamış oluruz. Bir düşünceye, bir duyguya, bir davranışa analiz etmeden, çözümlemeden böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum, ben böyle yapmak istiyorum, canım böyle yapmak istiyor, içimden böyle yapasım geliyor. Ve işte genelde ben böyle yaparım, genelde ben böyleyim, kendimi bildim bileli böyleyim diye bütün bu düşünce, duygu ve davranış örüntülerini kendimiz, ben, benim düşüncem, benim duygum, benim davranışım şeklinde algıladığımız anda onunla baş başa kalmış oluruz ve onun üzerinde çalışma imkanını da yitirmiş oluruz. O yüzden peygamberin beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma demesinin altında yatan fevkalade bilgelik bu açıdan önemlidir. Yani o nefis olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama biz onunla baş başa imişiz gibi kendimizi zannetmemeliyiz. Neden? Çünkü biz ondan ibaret değiliz. Onunla baş başa olmak demek, sen ondan ibaretsin. Onun dışında sende başka bir şey yokmuş gibi. Yani o anda diyelim ki depresif bir duygu modundasın. O anda böyle bütün her şey sanki üstüne üstüne geliyormuş gibi. Ve o anda hiçbir şeyi düzeltemiyormuşsun ve bu da seni böyle boğuyormuş gibi hissettirdi diyelim. Peki ne yapacaksın? Önce şunu hatırlayacaksın. Ben şu anda bununla baş başayım. Baş başa olma tuzağının içindeyim. Bunu
önce fark etmeliyim. Çünkü ben bundan ibaret değilim ve ben bununla baş başa değilim aslında. Peki neden böyle oluyoruz? Çünkü o an onun içinde kayboluyoruz. O yüzden bir bilgenin bir sözü vardır. Der ki, insanın öyle garip bir hali vardır ki bazen dünyaya sığmayan bir hal hisseder. Bazen de küçücük bir şeyin içinde kaybolur. Bazen dünyada hiçbir şey onu tatmin etmez. Bazen de küçük bir arzunun içine gömülüp kalır. Bazen küçücük bir olayın içinde kayboluruz. O an bu öfke de olabilir, aşırı bir sevinç de olabilir. Ben bunları ayırt etmiyorum. İster olumlu, ister olumsuz olsun. Bir şeyin içinde kayboluyorsan oraya batmışsın demektir. O yüzden o bahsettiğimiz bilge devamında şöyle der. Ey insan, dikkat et, dikkatle bas, batmaktan kork. Tekrar ediyorum. Ey insan, dikkat et, dikkatle bas, batmaktan kork. Aslında bu ifade Hazreti İsa'ya atfedilen suda yürüme mucizesi mi diyelim, kerameti mi diyelim, hiç önemli değil. Aslında bunu çağrıştıran bir şeydir. Yani suda yürümek şu demektir. Devamlı dalgalanan ve devamlı değişen süreçlere, bu hem maddi süreçlerdir hem psikolojik süreçlerdir. Bunlara batmama bilincini taşımak demektir. Yani bunları görensin, bunların üzerine basıyorsun ama batmıyorsun. Ve bastığın şey seni çekmiyor. Seni içine çekmiyor. Dolayısıyla sen onda batmıyorsun ve o şey seni kendinde batıramamış oluyor. Bizim yaşadığımız durumların çoğunda biz bastığımız yere batıyoruz. Bu bir duygu olabilir, bir düşünce olabilir, bir davranış olabilir. Mesela diyelim ki bir şey yapmak istersin ama yapamazsın diyelim. Diyelim ki çok basit bir şey, şu mikrofon çalışmıyor diyelim. Yapmak istersin, yapamazsın, böyle o yapamamanın hırsını taşırsın veya kızgınlığını taşırsın. Bir anda o duygunun içinde kaybolursun. Sohbeti unutursun, denileni duyamazsın. Bir anda o yapamamanın içinde kayboluverirsin. Neden? Çünkü dikkatle basmıyorsun ve batıyorsun. O yüzden o bilge diyor ki, ey insan, dikkat et. Dikkatle bas, batmaktan kork. Bakın, bu dikkatle bas kavramı nedir aslında? Evet, içinde ortaya çıkan duygunun, düşüncenin, davranış kalıbının farkında ol. Onunla temas edebilirsin ama onun tarafından yutulmamalısın. O seni kuşatmamalı. Ne bir öfke, ne bir sevinç, ne bir üzüntü, ne bir coşku. İçinde kaybolmamalısın. Neden? Çünkü o değişken bir süreç. Sen değişmez ve mükemmel varlığını değişken bir şeyin içinde kaybediyorsun. Değişmez olan, tam olan, eksiksiz olan varlığını bir duygunun, bir düşüncenin, bir davranışın içinde kaybediyorsun. Yani bir nevi kainatı bir damlanın içinde kaybetmek gibi bir şeydir. Ve bakın, zahiren böyle şeyler de olur. Mesela diyelim ki güneşe bir ayna tutsak, o aynada güneşi görürüz. Ama güneş kendini o aynada hapsolmuş görse veya öyle zannetse, bu ne kadar yanlış olur, değil mi? Evet,
o güneş o aynada görünüyor. Ama ayna güneşi hapsedebilir mi? Hayır. Ama işte bizler bazen bir duygunun aynasında hapsoluyoruz. Bir düşüncenin aynasında, yani içinde hapsoluyoruz. O an sanki ondan ibaretmiş gibi bir algıya kapılıyoruz. Bu aslında insanoğlunun trajik durumudur. O yüzden Allah peygambere her zaman bu konuda hatırlatmada bulunur. İnsanlarla ilişkiler konusunda hatırlatmada bulunur. İstekleri veya en makul ve meşru beklentileri konusunda hatırlatmada bulunur. Mesela diyelim ki işte sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ne kadar seviyor olursan ol, sen ne kadar iyi bir şey istiyor olursan ol, eğer onu hidayete erdirmek veya hidayete vesile olmak noktasında bir, buna fiksasyon diyoruz, takılma diyoruz veya bir şeyin seni içine çekip seni kontrol etmesi, yani sürekli zihnin orada, sürekli onun ne zaman hidayete ereceği, ya ermezse, ya öyle olursa, ya böyle olursa diye bir, sürekli bir takıntıya dönüşebilir ilerlediği zaman. Ve Allah peygamberi bu anlamda, peygamberde hiçbir zaman böyle bir takıntı olmamıştır ama yani şuna işaret etmiştir. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bak, meseleyi doğru yerinden tut. Çünkü eğer böyle giderse sen bir isteğin, bir beklentinin, bir arzunun, bir temenninin içinde kaybolacaksın. Buradaki beklentin, temennin, arzun çok doğru bir şey olabilir. Zaten biz neden yanılıyoruz bazen? Ya diyoruz, kötü bir şey mi istiyorum? İyi bir şey istiyorum. Ama olmuyor. Bu sefer bir benlik seni oraya yapıştırıveriyor. Sen oradan belki ömrün boyunca belki kurtulamayacaksın. Mesela bizim yok mudur? Bazen bakıyoruz, bir çocukluk mahrumiyeti veya mağduriyeti yıllarca bir insanı esir eder. Mesela çocukluğunda bir şeyin mahrumiyetini yaşamışsındır. Diyelim ki istediğin bir bayramda işte annen baban sana ayakkabı almamıştır. Veya diyelim ki gömlek almamıştır, pantolon almamıştır. Senin içinde öyle bir arzuya, öyle bir gömülmeye sebep olmuştur ki sen paran olduğunda sürekli ayakkabı alırsın, sürekli gömlek alırsın. Aslında ne var orada? Sen bir mahrumiyet ve mağduriyet duygusunun içine batıyorsun. Artık senin için diyelim ki bir gömlek veya bir pantolon veya bir ayakkabı, bir ayakkabı değil, bir pantolon değil, bir gömlek değil. İçindeki o mahrumiyet ve mağduriyetin arzu ettiği bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla aslında biz hayatta birçok şeyin içine batmış durumdayız. Bu bazen işte seni seven, seni anlayan bir insan arzusu olabilir. Mesela bunu ben, bu ve benzeri şeyleri çok görüyorum. Mesela bakıyorsunuz kişi o böyle baktığı bir şeyle ilgili çok çocuksu davranabiliyor. Yani tırnak içinde söylüyorum. Orada çok ilkel, çok çocuksu, çok böyle analiz barındırmayan bir hale bürünüyor. Neden? Çünkü o duygunun içine batmış. Yani bazen vardır ya insanlar, işte kimisi mesela otomobilin içine batmıştır deyim yerindeyse. Yani sürekli kafa otomobillerdedir yani. Çünkü onunla ilgili bir boşluk var. Onunla ilgili bir batmışlığı var. Yeni çıkan modellere bakar, işte
onların özelliklerini araştırır ve ben bazı kişilere böyle gördüğümde soruyorum, niye diyorum bu kadar ilgileniyorsun, niye bu kadar dikkatin? Mesela diyor ki, bak abi diyor şunun markası bu, bak abi şunun motoru bu, şu şöyle, bu böyle. Yani aslında bilinç dışı bir odaklanma var. Bu çok farklı konularda ve alanlarda olabilir. Çok farklı şeylerle ilişkili olabilir. Bu nedir aslında? Bu aslında bir anlamda o şeyle ilgili bir düşüncenin, bir duygunun, bir arzunun içine gömüldüğümüzü anlatır. Ve artık orada objektif bir bilinç, objektif bir yorum kalmamıştır. Bu aynı zamanda mesela diyelim ki suçlanma durumuna dayanamıyor olmanızda da benzer bir şeydir. Mesela böyle bir bakarsınız çok sakin bir insan, böyle biraz suçlayıcı ifadeler duyunca birden şalterleri atıyor. Neden? Çünkü haksız yere diyelim eleştirildiğinde bunu kabullenememiş, bundan dolayı haksızlığa uğradığını hissetmiş ve o duygunun içine gömülmüş ve o duygu ona kendisini çok kötü, çok berbat hissettirmiş. O duyguya gömülmüş. O zaman ne olur? O kişide eleştiriye karşı aşırı bir hassasiyet olur. Hele hele haksız yere suçlanmaya karşı çok büyük bir şey olur. Ben bir gün bir... İktiraya uğramış bir insan. Evet. Yani halkla yani işte herkes politikaya inanmış. Ya o psikolojinin içine nasıl çıkabilmesi lazım? Ne yapması lazım kişinin? Nasıl davranması lazım? O psikolojinin içinden çıkmayacak. Onu o psikolojiden çıkaracak. Orada sahte bir şey var yani. Sahte bir şey. Sahte bir duygu, sahte bir düşünce. Sahte bir algı. Yanlış bir şey. Mesela kimse bana iftira atamaz diye bir kalıbım oluşmuştur orada. Veya iftiraya uğramak çok berbat bir şey diye bir kalıp oluşmuştur. Ne yapacağım? O psikolojiden çıkmayacağım. Psikolojimi o şeyden temizleyeceğim. Geçen haftalarda konuştuğumuz, yani o tür bir düşünceden, o tür bir duygudan temizleyeceğim. Ama işte biri beni suçlayınca kendimi çok kötü hissediyorum. Bak, önce bir o kendi kelimesini, o kutsal kendim kelimesini oradan bir çıkar. Sen o değilsin. Orada bir duygu var. O duyguya bakalım. O duyguyu inceleyelim. O duygunun tarihine bakalım. O duygunun içinde ortaya çıkan düşünceye de bakalım. Her şeye bakabiliriz. Kendini oradan çıkar. Nasıl bakarsan bak, istediğin kadar bak. Günlerce bakabilirsin ama kendin olarak değil. Psikolojik dünyamda böyle bir duygu var, böyle bir düşünce var. Bu şekilde bakabilirsek aslında böyle bir bakış ama bunu onaylamadan, tasdik etmeden. Ama bakıyorum. Yani diyelim ki kolumda bir ur çıkmış. İnceliyorum. Bir hafta boyunca inceliyorum. Ne kadar böyle şey olmuş, kızarmış. Ne kadar büyümüş. İşte sert mi, yumuşak mı? Kapsülü var mı, yok mu? Acıyor mu? Ne kadar acıyor? Ne yapınca acıyor? Hepsini inceleyebilirsin. Ama onu bedenin olarak görmemek şartıyla. O bedenine arız olmuş. Şu anda bedeninde bulunan ama bedeninden olmayan, gerçekte bedeninden olmayan bir şey. O zaman onu çıkarma imkanını bulabiliriz. Bu aslında o kadar zor bir şey değil. Yeter ki onu onaylamayalım, onunla özdeşleşmeyelim. Evet, içimde biri beni küçümsediğinde veya biri bana hayır dediğinde böyle içinde çok rahatsız olan bir şey var. Böyle aşırı utanıyorum, böyle yerin dibine geçesim geliyor diyebileceğim bir duygu ve düşünce kalıbı var. Bunu görüyorum. Ama bakın, kendimi o diye tanımlamıyorum. Kendinizi o diye tanımlarsanız hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.
Onun farkında olmak zorundasınız. Bu farkında kelimesi de güzel bir kelime. Yani fark görerek bakmalısınız. Farkında olmalısınız. Onun siz olmadığını fark etmelisiniz. O farkı görebildiğiniz zaman üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa ben öyle hissediyorum. Ne zamandan beri kendimi bildim bileli. Ya işte bir olay başıma geldi. O zamandan itibaren böyle tahammül edemiyorum diye bir kalıp oluşmuş. Eğer bunu kendim olarak algılıyorsam zaten onun değişme imkanı yok. Ben ömür boyu onu taşıyacağım. İşte aslında bu nedir? Bu psikolojik bir zincirdir. Eğer ölür de böyle zincirlerle ahirete giderseniz o psikolojik olan yani görünmeyen zincirler sizin için görünür hale gelirler. İşte Kur'an'da bazen anlatılan cehennemle ilgili ayetler buna işaret eder. Yani bir bilgenin ifadesiyle dünya ile ahirette dünya ile ahiret ilişkisine baktığımızda diyelim iç dışa dış içe çevrilir. Yani iç dışa çevrilecek. Düşünün içinizdeki bütün olumlu olumsuz şeyler dışa çevrilecek. Dışta içe çevrilecek. Düşünün korkularınız nasıl dışa çevrilir? Ne olur korkularınız? Bağımlılıklarınız ne olur? Nasıl görünür? Hırslarınız nasıl görünür? İnadınız nasıl görünür? İnadı hani Bedri Eyüboğlu'nun muydu işte mutluluğun resmini çizebilir misin? Evet aslında ahirette mutluluğun resmini de göreceğiz. Her şeyin resmini deyim yerindeyse görebileceğiz. Her şey tırnak içinde söylüyorum bir görünüme, bir forma bürünecek. Bununla ilgili peygamberin Miraç'la ilgili hadislerinde bunlar geçer ama biz bunları böyle çok maddi tarzda algıladığımız için tam anlamıyoruz. Mesela sürekli örneğin ki bu Kur'an'da geçen bir ayet söyleyeceğim şey. Mesela başkalarını sürekli gıybet edenler gıybet ettikleri insanların ölmüş olan bedenlerini yiyeceklermiş gibi görünür. Mesela rüya aleminde de böyle görünür. Neden? Neden mesela gıybet ettiğimiz bir insanın ne kadar kerih bir şey olduğunu yani o davranışı ne kadar kerih bir şey olduğunu anlatırken Kur'an diyor ki hiçbiriniz diyor ölmüş olan kardeşinin etini yer mi diyor mesela. Şimdi bakın bu aslında gıybetin bir forma, bir görüntüye bürünme şeklidir. Ve dolayısıyla aslında bu bize çok önemli bir şeyi işaret ediyor. Yani yapıp ettiklerimiz bu dünyada görünmüyor. Şimdi ben birine gıybet ediyorum, bir şey değişmiyor görünürde değil mi? Veya işte birinden nefret ediyorum. Veya kibirleniyorum veya aşırı bir hırs besliyorum bir şey de olmuyor. Hani o meşhur Pinokyo hikayesindeki gibi yalan söyleyince burnumuz uzamıyor. Burnumuz uzasaydı muhtemelen kolay kolay yalan söylemeyecektik. Tıpkı bunun gibi aslında bu dünyada görünmeyen yapıp ettiklerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız, arzularımız, beklentilerimiz orada bir forma bürünür. Bu iyilikler için de böyledir. O yüzden aslında insan kendi içinde her zaman neyin olduğuna dikkat etmelidir. Mesela içinde bir insana bir kin mi hissettin? Hemen bir tövbe istiğfar et. Allah selamet versin de. İlla cennete
dua etmen gerekmiyor. Daha o noktaya gelmemişsen de ki Allah selamet versin. Niye ona kin duyacaksın? Veya niye bir şeye karşı hırs duyasın? Ya böyle şuraya bakınca içim gidiyor. Keşke benim olsa. Hani güldür güldür şovda öyle bir şey vardı. Adam keşke benim olsa deyince o şey kırılıyor, berbat oluyor. Şimdi aslında sen keşke benim olsa dedikçe aslında kendi varlığını o şeye indirgiyorsun. Yani şu araba keşke benim olsa. Ama sen böyle diyerek sen arabalaşıyorsun aslında. Kendini arabaya indirgiyorsun. Çünkü o araban olmadığında mutsuz oluyorsun. O zaman seni mutsuz eden kim? Bir araba. Değil mi? Aslında araba mı mutsuz ediyor? Senin bilincinde ürettiğin o hırs, o arzu mu seni hasta ediyor? Dolayısıyla insan eğer gerçekten akıllı bir insansa ağırlıklı olarak içine bakar. Benim psikolojimde ne var? Ama bakın bunu böyle korkuyla, kaygıyla değil, bilinçle. Çünkü yaptığınız, yaşadığınız, hissettiğiniz her şeyin bir çözümü vardır. Yani adam öldürmüş olsanız bile tövbe istiğfar edip o şeyden arınabilirsiniz. O yüzden bu durumları fark etmek. Ama en başta dediğimiz gibi önce bunlara kendimiz gözüyle bakmamak. Mesela ben çok garipsemişimdir. İşte diyorum ki biraz bana kendini anla diyor. Ben çok kindar biriyim diyor. Birine bir kin güttüm mü affetmem diyor. Ve bununla övünüyor. Bunu kendi olarak algılıyor. Bu aslında ne kadar insanın kendi varlığına büyük bir kast etmesidir. İşte bütün bunlara karşı sakin bir şekilde, özdeşleşmeden, kendimiz demeden ayrışma imkanına sahibiz. Ama bu ayrışma bir şey ne kadar sizde eskiyse ondan ayrışma süreciniz de ona bağlı olarak biraz zaman alabilir. O yüzden kendimiz üzerinde çalışmadan bahsettiğimizde özellikle daha önceki derslerde bahsetmiştik. Nefsi levvamede insanın en büyük tuzağı ya acele etmesi ya da böyle birkaç defa bir şeyi başardığında ya ben bu işi hallettim demesidir. Bir, asla acele etmeyeceğiz. İki, başarıp başarmamaya değil, görmeye, gözlemlemeye, ayrışmaya çaba göstereceğiz. Nefs-i levvamede başarı ego tuzağıdır. Başarı performansına odaklanmak, hani bunu yapabildim mi, yapamadım mı? Konumuz bu değil. Yapmaya çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Her zaman söylediğim gibi. Bir çocuğa biz yürüyebildi mi, yürüyemedi mi diye bakmıyoruz değil mi uzun zaman? Çaba gösteriyor mu, göstermiyor mu? Emeklemeden yürümeye çaba gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyorsa tamamdır. Yürüyebildi mi? O önemli değil. Ne zaman yürüyebileceğimizi bilmiyoruz. Yürümeye de odaklanmıyoruz. Sürekli ne zaman yürüyeceğim, ne zaman yürüyeceğim demiyoruz. Bakın dikkat edin, bebeğin o doğal bilincinde de bu yoktur aslında. O sürekli emeklemeden yürümeye çaba gösterir. Fıtri olan da budur. Ama bakın bizim şu anki ego zihnimiz ne yapıyor? İşte başardın mı, yapabildin mi? Ya işte başardım, ertesi sefer gene aynı yanlışı yaparsın. Allah kahretsin, yapamadım. Bak gene geriye döndüm. Demek ki hiç ben yol kat edememişim. İşte boşa çaba gösteriyorum. Benden de bir halt olmaz. Zaten en başta ana babamdan nasipli değilim falan bir sürü hikaye üretiriz. Bu hikayeleri ürettiğin an zaten mevzu bitmiş demektir. Peki buna karşı uyanık olursan o zaman yola devam edersin.
Ama öbür türlü, ya ben uzun zamandır şu hataya düşmüyordum ama bak gene düştüm ya, demek ki biz yol kat etmemişiz. Hayır bak, konu şu, her durumda yanlış düşünceyi, duyguyu, davranışı gördüğünde bunu fark edebiliyor musun? Buna kendim dememe farkındalığını yaşayabiliyor musun? Bundan ayrışmaya çabalıyor musun? Bu kadar. Başka bir şey yok. Başardın mı diye bir soru bile üretmeyeceksiniz. Yapabildim mi? İşte becerebildim mi? Üstesinden gelebildim mi? Terk edebildim mi? Veya iyi bir davranış manasında bunu kazanabildim mi? Hayır, bunlara bakmayacaksınız. Çaba gösteriyor muyum? O yüzden peygamber bir insan bir hatayı ne kadar yapıyor olursa olsun pişman olup tövbe ettiği müddetçe Allah affeder diyor. Bu ne demektir? İlahi sistemde bu anlamda, bu süreçte sonuca bakılmaz. Sonuç değildir. O yüzden niyetler amellerden hayırlıdır. Bu çok kıymetli bir müjdedir aslında. Yani sen niyet ediyor musun? Hakikaten ya belki 20 yıldır aynı yanlışı yapıyorsun. Diyelim ki öfkeleniyorsun. Böyle kınıyorsun, küçümsüyorsun ama fark ettikçe de ya diyorsun bu yanlış, niye kınıyorum? Kınamak doğru bir şey değil, yargılamak doğru bir şey değil, kızmak doğru bir şey değil, kibirlenmek doğru bir şey değil, küçümsemek doğru bir şey değil. Bunu diyebiliyorsan ve bu konuda çaba gösterme azmini devam ettiriyorsan sen yoldasın demektir ve bu iyi bir yoldur. O yüzden ne hırs göstereceğiz, ne acele edeceğiz, ne de bir performans gerçekleştirme arzusuna kapılacağız. Doğal ve sakin bir biçimde bir şeylerin üstesinden gelmek, bir şeylerden arınmak, bir şeylerden kendimizi, kendi fıtratımızı temizlemek. Asla ve asla sonuca odaklanmamak. Çünkü bakın sonuca odaklandığınızda bazen hani benim hep meşhurdur ya sosist hikayem. Şimdi yani Allah korusun bir gün o arzuma kapılıp sosis yiyebilirim yani, bilmiyorum. Ama yememeye özen gösteriyorum. Bilinçli bir şekilde özen gösteriyorum. Geçmişte yediğim olmuştur ama hiçbir zaman şey yapmadım. Ya işte bak yedin, 2 senedir yememiştin ama gittin yedin. Bak bütün her şeyi berbat ettin. Biz bazen şey zannedin, bak bütün kazanımların gitti. Hayır, orada kazanımların, kazanım açısından da bakmayacaksınız. Ben sadece çaba göstermeye devam edeceğim. Hani Bertolt Brecht'in meşhur bir sözüdür. Hani yenildin, bir daha yenil, bir daha yenil, daha güzel yenil diyor. Yani her yenilgin daha bilinçli olmayı sana kazandırsın. Gene yenilebilirsin ama daha bilinçli olmayı kazanabilirsin. O seni tuzağa düşüren, o seni yenen benliği daha iyi görebilirsin. Onun seni nasıl aldattığını, nasıl tezgahlar çevirdiğini daha iyi görebilirsin. Sen sadece şuna dikkat et. Yenilgiyi kabul etme. Bizim en büyük tuzaklarımızdan biri o. Biz bir yerden sonra yenilgiyi kabul ediyoruz. Ya işte ben çok çaba gösterdim ama olmuyor. Ya o konuyu açmayalım. Lan o konuyu açtım mı benim moralim bozuluyor. Bu yanlış bir şey. Bak orada başarmak isteyen bir benlik var ve o başaramayınca morali bozulmuş, ümitsizleşmiş veya kendine kızmış. Bak sen o benliğe batmışsın aslında. Sen kendini o benliğe batırmışsın. O benlik diyor ki o mevzuyu açmak istemiyorum, moralim bozuluyor, zaten başaramadım. Kim bu?
Sen misin? Hayır. Benim dediğin anda bitmişsin demektir. O zaten sana kendisini ben diye yutturmaya çalışıyor. O yüzden dikkat et, dikkatle bas, batmaktan kork. Ne büyük bir sevinç ve coşkunun içinde kaybol, ne büyük bir acının, üzüntünün, kederin içinde kaybol. Bütün dünya sana verilse, onun içinde kaybolmaman gerekir. Hani bazen derler ya halk arasında, işte aklım başımdan gitti. İşte bir milli piyangoda en yüksek ikramiyeyi kazandım, aklım başımdan gitti. Zaten aklım başımdan gittikleri için piyango milyonerlerinden bir netice çıkmıyor. Çünkü akılları başlarından gidiyor. Çünkü o parada batıyorlar. Veya tam tersi olabilir. Bir kayıpta batabilirsin. Geçen bir arkadaş böyle küçük, yani çok kıymetli değil ama belli bir kıymeti var. İşte altın bir künyesini kaybetmiş. Öyle diyor, moralim bozuldu ki falan filan. Ya diyorum bak, küçücük bir künye senin moralini bozacak bir niteliğe bürünüyor. Burada bir problem yok mu yani? Burada bir saçmalık yok mu? Ben mi insan olarak daha var ve değerliyim? Yoksa o küçücük künye mi? Büyük olsa ne olur? Hangi şey, kainattaki hangi maddi şey insandan daha büyük olabilir ki? Dolayısıyla nefs-i levvamede dikkat edeceğimiz şey çaba göstermektir. Ama içimizdeki aceleci benliklere karşı uyanık olmalıyız. Çünkü içerideki benlik ne diyor? Acele et diyor. Bak kaç yaşına geldin, halen neyle uğraşıyorsun? Önce tatlı bir yerden yaklaşıyor değil mi? Haklısın diyorsun. Ya doğru ya. Gelmişim 35 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına neyle uğraşıyorum? Basit bir şeyle. Halbuki bunları 20'li yaşlarda atlamak gerekirdi falan. Çok mantıklı geliyor. Zaten sahte benliklerin özellikle bu türlerine dikkat edin. Ve çok tatlı bir yerden gelir. Makul bir yerden gelir. Makul bir yerden gelir. Sonra öyle sana bir tekme atar ki seni nakavt eder. İşte sen aslında 20'lerinde bunları aşman gerekirdi, bunları çözmen gerekirdi. Bak millet nelerle uğraşıyor, sen nelerle uğraşıyorsun falan. Ya senden de bir şey olmaz bence falan. Zaten çaba da gösterdin, olmadı zaten. Böyle kabul edeceksin. Artık ne yapalım, bizi de seven böyle sevsin falan diye orayı güzelce ambalajlayıp sana postalıyor o benlik. Sen de onun içinde kayboluyorsun. O yüzden suyun üzerinde yürümek zorundayız. Yani suyun üzerinde yürümeliyiz. Yani değişken duyguların, düşüncelerin içine batmamalıyız. Onların üstünde yürüme becerisi kazanmalıyız. Bir şey mi kaybettin? Bir bak, batıyor musun? Yoksa o bir şeyi kaybetme dalgasının üzerinde yürüyebiliyor musun? Seni çok seven bir insan seni unuttu, aramıyor. Batıyor musun? Yoksa o aranmama dalgasının üzerinden geçebiliyor musun? Onun üzerinde yürüyebiliyor musun? Bakın, kaçmaktan bahsetmiyoruz. Üzerinde yürüyebilmek. Bu çok güzel bir şey, çok kıymetli bir şeydir. Uyuduğunuz an suyun üzerinde yürüyemezsiniz. Uyandığınız an yürüyebilirsiniz. Uyuduğunuz an batarsınız. Bu İncil'de geçen bir mecazdır. O yüzden hangi olay, hangi durum, hangi söz, hangi davranış seni bir duygunun, bir düşüncenin içine batırıyor?
bir düşüncenin, bir duygunun, bir davranışın içine gömülüyorsun. Bir bak. Mesela benim böyle tanıdığım bir genç bir çocuk vardı. Öyle bir yemek yerdi ki yemekte kaybolurdu yani. Hani yerken yok gibiydi yani. Ben öyle görüyordum yani. Bir gün bunu konuştuğumuz zaman biraz da o anladığında dedi ki ya dedi ben eskiden yemek yemiyormuşum. Yemek beni yiyormuş dedi. Evet bu çok doğru bir şeydi. Bunu sadece yemek olarak düşünmeyin yani. Mesela atıyorum biri sizi çok sever. Kaybolursunuz o sevilme duygusunun içinde. Veya biri sizden nefret eder. Nasıl benden nefret eder? Ben ne yaptım ki bilmem ne falan. Böyle bir mutsuz olursunuz. Bir kızarsınız, bir öfkelenirsiniz. İçeride gücenme, alınma, öfkelenme sizi böyle paket yapar, sıfırlar. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Beni neler batırıyor? Nerelerde batabiliyorum? Eğer bunu keşfedersek o zaman oralarda çalışırız. Oradaki yanlış algıyı, yanlış düşünceyi, yanlış duyguyu keşfederiz. Ama bakın, insanoğlunun en büyük tuzaklarından bir tanesi içinden gelen şeyi kendinden zannetmesi. Her içinizden gelen şey kendinizden değildir. Bir şey içinden geliyor gibi ama aslında kendimden değil. O yüzden son sözüm, içinizden gelen şeye dikkat edin. Rahmani midir? Nefsani midir? Şeytani midir? Bir aldanış mıdır? Değil mi? Buna dikkat ederseniz yol alabilirsiniz. Ve dikkatinizi çoğunluk itibariyle asla dışarıya vermeyin. Dikkati dışarıda olanın içeride uyanması mümkün değildir. Dünyadaki bütün kütüphaneleri okuyan biri olduğunuzu düşünelim. Ama içinizi irdelemiyorsunuz. Gerçek kendinizi fark edecek bir anlayıştan yoksunsunuz. Hiçbir şey elde etmediniz denilse abartı olmaz. Hazreti Yunus'un dediği gibi sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bir referans olmadığı müddetçe yani özümüze dair kendi öz varlığımıza dair merkezimizin farkındalığı olmadığı müddetçe çevrede dağılırız. Zaten niye batıyoruz? Çünkü kendimizde değiliz. Kendimizde olmadığımız için batıyoruz. Çünkü kendinizde olmadığınızda nerede olacaksınız? Bir şeyde olacaksınız. Ya ben çok biliyorum hikayesinde olacaksınız. Ya ben çok seviliyorum hikayesinde olacaksınız. Ya ben çok iyi iş yapıyorum hikayesinde olacaksınız. Ya mesleğinizde olacaksınız. Ya ilişkilerinizde olacaksınız. Bir şeyde olacaksınız. O şey sizin ne diyelim çok çabuk sizi içine çekebilen bir bataklık niteliği taşıyacak. Oraya dikkat edeceksiniz. Mesela ben eskide kendime baktığım zaman öfkede batabilen biriydim. İnatta çok iyi batardım yani. Bir anda böyle bir inat. Yani kimse beni kımıldatamazdı. O inat benliğinin içine gömüldüğümde o inatta kaybolurdum. Öfke damarında kaybolurdum vesaire. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmedikten sonra bunların bir tuzak olduğunu, bunların bir ego aldatmacası olduğunu görmediğimiz müddetçe onlar Allah korusun ömür boyu kalabilir. Mesela inatı neye benzetiyorum?
böyle beton yumuşakken ayağını sokarsın, 2 saat sonra ayağını çıkaramazsın, değil mi? Hani inat ahirette cisimleşse böyle cisimleşebilir mesela, değil mi? Ayakları böyle beton gibi şeye batmış, bir türlü hareket edemeyen insanlar gibi davranmış oluruz. Neden? Çünkü inat kör bir direnmedir. İnat ettin. Sen beni değiştiremezsin. Hatta sen bana böyle dedikçe ben daha da inat edeceğim. Sen ne yapmış oluyorsun? Sen kendini hapsetmiş oluyorsun. Onun için ben her zaman şunu diyorum. Herkes beni değiştirebilir. Bu şey demek değil yani. Böyle herkesin istediği gibi şekillendirdiği bir varlık olurum değil. Bir çocuk bile bana iyi, doğru ve güzel bir şey söylüyorsa, ben de o konuda yanılıyorsam değişmeliyim. Hatta bana dese ki o çocuk, değişmek zorundasın. Sana emrediyorum, değiş. Ben demem lazım ki haklısın ve kendimi değiştiriyorum. Bu noktaya kadar gelinceye kadar inadın üzerinde çalışmalısın. Mesela. O zaman fıtratına dönebilirsin. Hele hele işte ben çok inatçıyım, kimse inadımı kıramaz diye bir de bununla övünüyorsan sen demirden bir erimiş demire ayağını sokuyorsun, en sonunda da o demir soğuyor. Ne olacak? Ayağını demir kazağa bağlamış olursun. İşte fark etmek zorunda olduğumuz şeyler bunlardır. Niye bize arınmamız gerektiği söyleniyor? Niye bize nefsinizi temizleyin deniyor? Çünkü orijinal ayarda değiliz. Çocukluğumuzdan itibaren aldığımız şeyler var. Bu bizim aslında bir şeyi fark etme, temizleyebilme, ondan arınabilme becerisi kazanma yetimizin gelişmesiyle de ilgilidir. Hani çok meşhur ya şimdi işte bir şeyleri temizle. Mesela diyelim ki kirli suları arındırma bir teknolojidir, değil mi? Ve çok kıymetli bir teknolojidir. En kirli sular bile uygun bir teknolojiyle arındırılabilir hale gelebilir. Şimdi bu nedir? Bu bir bilgidir. Bu bir bilinç, farkındalık, teknoloji vesaire vesaire. İşte benzer bir psikolojik bilinç de bizde var olan bir şeydir. Biz o bilincimizi aktive etmeliyiz. Kirli olan nedir? Sahte olan nedir? Yanlış olan nedir? Ve ben bunlardan nasıl arınabilirim? Ne yaparak, hangi bilinçle arınabilirim? İşte bunun bir nevi pratiğini yaşamış oluyoruz. O yüzden insan psikolojisini arındırabilme yeteneğine sahip bir varlıktır. Evet, teşekkür ederim.